gidebilecek şeyler abi. Abi onu versene biz. Yoksa yok. Ama bitkin mi? Sen var mı? Bugün itibariyle depremin üzerinden 72 saat geçti, doldu ve 4. günün içine girdik. Ve Antakya'daki ilk gündeki yalnızlık hali yerine bir kaosa bırakmış durumda. Hani bu kaostan şey anlaşılmasın, devlet geldi, organize etti vesaire. Evet, devlete veya kamu kurumlarına ait bazı birimler geldi. Çalıştıklarına da tanık olduk. Ama burada insanların ihtiyacı görülüyor mu derseniz hayır, korkunç bir kaos ortamı var. Bakın şu arkada gördüğünüz alan Türkiye İşçi Partisi'nin gönüllüleriyle ve partililerle oluşturulan bir yer ve sağ olsun yurttaşlar çok ciddi yardımlar yaptı. Onların buraya gelmesi, nakledilmesi, burada ayrıştırılması ve dağıtılması işi yapılıyor günlerdir. Ve internetten görüp partiyle bağlantıya geçip bir dolu arkadaşımız da buraya geldi yardım için ama ne yapılacağına dair herhangi bir organize güç olmadığı için herkes elinden gelen işi yapmaya çalışıyor. İşte inşaat işçisi arkadaşlarımız geldi. Daha önce benzer faaliyetlerde görev almış, arama kurtarma tecrübesi olan, görece tecrübesi olan arkadaşlar önderlik ediyor tecrübesizlerle. Enkazda eğer canlı kalabilen olduysa hala onları çıkarmaya çalışıyorlar. Burada ama ana olarak da esas hikaye bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Çünkü hani biraz umut kırılcı olacak ama bundan sonra, bugünden sonra, bu saatten sonra enkazdan birini sağ çıkarmak çok mümkün değil. Artık mucize kabiliğinden olduğu için elbette öyle bir şey olursa çok sevineceğiz. Ama depremden yaralı kurtulan, sağ kurtulan insanların ayakta kalması, hayatta kalabilmesine dönük çalışma yapılması gerekiyor bundan sonra. Maalesef o noktada herhangi bir çaba göremiyoruz. Bakın 4. gün gece sabaha kadar korkunç bir soğukla mücadele ediyor insanlar. Donmamaya çalışıyor ve sadece eğer bulabilirlerse battaniyelerin altında, yaktıkları ateşin etrafında oturarak ısınmaya çalışıyorlar. Bir çadır kent ya da prefabrik konut inşaatını henüz başlanabilmiş değil. Bir alan tespit edilip acilen bunun yapılması gerekiyor. Kalanlar da yani gece bir yerde konaklıyorlar. Konaklıyorlar dediğimlerle bir konfor aramayın lütfen. Boş buldukları güvenli boş alanlarda duruyorlar. Gündüz de enkazlarının başına gidiyorlar. Acaba yakınlarından birine ulaşabilecek mi ya da cenazesini alabilmek için. Dün gece çarşıda şehirde dolaştım ve Antakya'nın eski merkezinde olduğu yerde yerlerde çok sayıda ceset vardı. Üzerlerine battaniye örtülmüş. Hani cenazelerin gönderileceği bir merkez bile yok ya da bir yer yok. Soğuk hava deposu anladık. Çok geniş bir alan ama en azından o cesetlerin gömülmesi için bir organizasyon gerekiyor. Hiçbir şey yapılabilmiş değil şu an için. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü gerçekten çok dehşet bir tablo var burada. Yani her sokak, her ev ayrı ayrı ya da hepsini birden yok edecek biçimde bombalanmış gibi bir görüntü var. Antakya'nın 1/4'ü yıkık durumda şu an. Ayakta kalan binaların %90'ı ağır hasarlı, girilmesi mümkün olmayan yerler. Onun için uğraşıyoruz ama benim kanımca bu cenazeler bile çıkarılmayacak buradan yani. Ben 17 Ağustos depreminde bunu gördüm. Aynı şey yapılacak. Molozların içerisinde karışmış cesetler bir yerde toplanıp ne yapılacağını bilmiyorum ama insanlar cenazesini bile teslim alamayacak, öyle gözüküyor yani. Çünkü canlıyı kurtarmak için gelmeyen bir hükümet, devlet herhalde cenazeyi çıkarmak için de geleceğini düşünemiyorum yani. Maalesef böyle bir karamsarlığım var. Köylerde ne olduğunu kimse bilmiyor mesela. Biz merkezi görüyoruz şu anda. İlçe merkezlerinde ne olduğuna tanık oluyoruz ama diğer yerlerde, ulaşılamayan yerlerde ne var gerçekten bir fikrimiz yok. Dün Cumhurbaşkanı buraya geldi diye ben ilk kez havada helikopter gördüm, askeri helikopterler. Dronlar uçuruldu. O dronları, helikopterleri lütfen o ulaşılamayan köylere bir havadan bir denetim için göndersinler de biz de anlayalım tabloyu. Eğer bunu yapmayacaklarsa niye orada oturuyorlar?